İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri sorumluluk üstlendiğimiz her görevde ülkemizi, milletimizi daha ileriye taşımak için çözüm ürettik, proje geliştirdik, icraat yaptık. Tüm bu çalışmaları sistemden kaynaklanan arızalara, aksaklıklara, sıkıntılara rağmen yürüttük. Sistemde sızıntı varsa ne yaparsanız yapın belirli bir düzeyin üzerine çıkamıyorsunuz. Türkiye darbe dönemlerinde kurulmuş ve tahkim edilmiş, seçilmişleri atanmışlarla murakabe etme üzerine kurulu sistemle gidebileceği yere ulaşmıştır. Ülkemizde çok partili hayata geçildikten sonraki kriz dönemlerine baktığımızda hepsinin de gerisinde yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki güç kavgalarının bulunduğunu görüyoruz. Yürütme, yasama üzerinde, yargı hepsinin üzerinde tahakküm oluşturmaya çalışınca sistem ister istemez tıkanıyor, arıza veriyor. 1960'ta bu sorunu yaşadık. 1971'de yaşadık. 1980'de yaşadık. 1997'de yaşadık. 2001'de de yaşadık. Hatta 2007 yılında bizzat kendimiz bu sıkıntıya maruz kaldık. Yargı ve bürokratik vesayet aracılığıyla meclisin cumhurbaşkanı seçme hakkı engellenmeye çalışıldı. Bunu yaşadık mı? Yaşadık mı? Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesiyle ilgili anayasa değişikliği işte bu krizi aşmak için geliştirilmiş bir formüldür. Ama eksiktir. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı görevine geldi. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için yine milletimizden aldığımız güçle çalışmaya başladık. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Neymiş? Bu cumhurbaşkanı eski cumhurbaşkanları gibi davranmıyormuş. İyi de bu cumhurbaşkanı onlar gibi seçilmedi ki. Onlar gibi davransın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Onlar meclisin dengeleri içinden çıkıp geliyorlardı. Biz milletimizin bağrından çıkıp geldik. Aramızdaki fark buydu. Buradan aldığımız güçle de görev yapıyoruz. 16 Nisan'da halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği İşte bu itirazları, bu sıkıntıları inşallah kökünden kaldıracaktır. Değerli hanım kardeşlerim, Türkiye'de bir kesimde sandık korkusu, millet korkusu eskiden beri mevcuttur. Hatırlarsanız 2014 yılındaki ilk kadın ve demokrasi buluşmasında sizlere Mersin Arslan köylü kadınların 1947 mahalli seçimlerinde sandık namusumuzdur diyerek gösterdikleri direnişi anlatmıştım. Hatırladınız mı o günü? Hanım kardeşlerim, bunlar yıllarca ne dediler? Bakın bu inceliğe dikkat edelim. Yıllarca açık oy gizli tasnif ile ülkeyi yönetenler gizli oy açık tasnif ile millet iradesine sahip çıkınca bir daha bellerini doğrultamadılar. Olay bu. Buna rağmen sistemin içine yerleştirdikleri çeşitli mekanizmalar aracılığıyla gizli iktidarlarını uzun süre devam ettirdiler. Kardeşlerim,
Menderes'i ve iki arkadaşını bunlar ipe götürmediler. Onlar bunlar değil mi? Aynı zihniyet. Değişen hiçbir şey yok. Bak şimdi Kandil'den haber var. Ne diyor Kandil? Oyumuz hayır. Oyumuz hayır diyen Kandil'le beraber hareket edenler var mı? Var. Bunlar 13 yaşındaki çocukları, 14, 15, 16, 17, 18 yaşındaki gençleri Kandil'e götürüyorlar. Orada eğitiyorlar. Bunlara nasıl el yapımı bomba imal edilir onu öğretiyorlar. Ellerine kaleşleri veriyorlar. Silahları veriyorlar. Ondan sonra da bunları ülkenin her yerinde bazıları canlı bomba, bazıları el yapımı bombaları patlatmak suretiyle işte bu terörü estiriyorlar. Şimdi bu terörist başları ne diyor? Şimdi terörist başları 16 Nisan'da oyumuz hayır diyor. Şimdi kardeşlerim, eğer 16 Nisan'da hayır oyu vermek suretiyle Kandil'le beraber o değirmene su taşıyacaksak ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. Ha evet dersek ne olacak? Onu da söyleyeyim. Evet dersek biz 18 yaşındaki gençlerimizi parlamentoya taşımak suretiyle ülkenin kaderinde söz sahibi yapacağız. Olay bu. Olay bu. Değerli kardeşlerim, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dedik. Tek vatan işte o. Eğer bir toprak uğrunda kan akıtılıyorsa vatan olur. Aksi takdirde vatan olmaz. İşte bu vatan 780 bin kilometre kareyle uğrunda kanlar akıtılmış, kanla hercümerc olmuş bir vatan. Ve o akşam köprüye yürüyenler, o akşam külliyeye yürüyenler, o akşam adeta sokağa çıkarak meydanlara yürüyenler, aynen Akif gibi ne diyorlardı? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın diyorlardı. Ya sen bu gence nasıl güvenmezsin? Bu hanım kardeşlerime nasıl güvenmezsin? 11 hanım kardeşim şehit oldu o gece. Ve kamyonetin direksiyonundaki hanım kardeşimizi gördük değil mi? Nasıl yürüyor? Mesele bu ya. İşte evet burada yatıyor. Evet burada yatıyor. Çünkü onlar bir şeye inanmışlardı. Bir şeye inanmışlardı. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün bağrımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek yürüyorlardı. İşte buna inananları kimse yıldıramaz. Rabbim ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi envad. Bel ahya'un ve lakin la teş'urun. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ama siz bilemezsiniz. Onlar ölmedi. Onlar diri. Onlar bizi izlediler. Onlar bizi takip ediyorlar. Ve inşallah Rabbim bizleri onlarla beraber sevgili peygamberimizin
Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bir araya getirsin. Beraber yürüyeceğiz. Hep boşu boşuna nene hatunlar demiyoruz. Çünkü bu milletin anneleri oralardan geliyor. Hatice validemizden geliyor. Ben Hatice validemizi çok severim. Çünkü sevgili peygamberimizin en önemli yol arkadaşı oydu. O görevi ilk aldığı anda ona en önemli şefkat eli ondan geldi. Ve o ürktüğü, korktuğu o anda Hazreti Hatice validemiz yanındaydı. Ve ebedi aleme göçene kadar sevgili peygamberimizle o mücadelede yol arkadaşlığını aynen devam etti. İşte ben karşımdaki bu topluluğu Hatice validemizin izinde görüyorum. Ve sizleri kutluyorum. Ayşe validemizin izinde görüyorum. Sizleri kutluyorum. Ve bu mücadeledeki kararlılığınız bizlere çok şeyler inşallah kazandıracak. Ve 4. Rabia, tek devlet. Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz var mı? Tek devletimiz. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu sistemin patronu erkeğiyle kadınıyla doğrudan millettir. %50+1 oyla seçilmek zorunda olan hiçbir cumhurbaşkanı milletin taleplerine, beklentilerine sırtını dönemez, kulaklarını kapayamaz. Şimdi hazır mıyız? Şarkımıza hazır mıyız? Öyleyse bir kalkalım mı ya? Çok da yoruldunuz biliyorum. Bayraklarınızı da göreyim şöyle. Uzun zamandır bunu birlikte söylemedik. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey İstanbul'u hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz ve 16 Nisan hayırlı olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.